Arkadaşlar herkese merhaba. Bütün bir yıl çok çalıştınız ve çok fazla emek verdiniz. Ama şunu söyleyebilirim ki matematik gerçekten zordu fen bilgisi de zordu ve matematik ona göre çok daha zordu diyebiliriz. Önceki yıllarla kıyaslama yaptığımızda tüm öğretmenlerinizin ortak fikri bu. Ee, bazı arkadaşlarınız çok fazla boş bıraktı. Boş bıraktıkça daha fazla bırakmamak için emin olmadığı soruları işaretledi ve bu sefer yalnız sayılarımız da arttı. Ee, unutmayın burada yalnız değilsiniz. Birazdan zaten daha uzun ve daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi gelin hep beraber bu yaz tatilinde biz neler yapmalıyız? Sınavımız kötü geçse de bırakmalı mıyız? Yoksa yolumuza ayağa kalkıp devam etmeliyiz? Hep beraber bunlarla ile ilgili konuşalım. İlk olarak sizlere şunu söylemeliyim ki LGS hayatınızda gireceğiniz sınavlardan sadece bir tanesi. Yani sınav sonucunuz kötü bile gelse bu dünyanın sonu demek değil ki. Bunun gibi daha bir sürü sınava gireceksiniz. Üniversite sınavına gireceksiniz. Devlet atanmak istiyorsanız KPSS'ye gireceksiniz. Yüksek lisans yapmak istiyorsanız ALES'e gireceksiniz. Yani birçok sınavla karşı karşıya kalacaksınız. Peki şimdiden gerçekten pes etmek doğru mu? Hayır değil. Ne yapıyorsunuz? Bu sınav geçti. Önümdeki diğer sınavlarda çok daha başarılı olacağım şeklinde kendimizi motive etme ihtiyacımız var. Ayrıca karamsarla düşmeniz için de daha çok ama çok erken çünkü sınav sonuçları açıklanmadı. Birçoğunuz şunu düşünüyorsunuz. İyi de hocam ben matematikte çuvalladım, çok kötü yaptım, çok yanlışım var ve çok boşum var. Unutmayın ki bu sadece sizin başınıza gelmedi. Nasıl ki siz matematikte zorlandıysanız diğer arkadaşlarınız da aynı şekilde zorlandılar. Onlar da boş bıraktı ve onlar da yanlışlar yaptılar. Yani dünyada matematik sınavı kötü geçen bir tek siz değilsiniz. Bunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu dönemde yapılan bir hataya da değinelim. Şimdi birçoğunuz şunu yaptınız. Ertesi gün gittiniz, kitapçıklarınızı aldınız, eve geldiniz, kontrol ettiniz. Hemen internetten bir siteye girdiniz. Puan hesaplamaları ve yüzdelik dilim hesaplamaları yaptınız. Ve dediniz ki eyvah ben istediğim okula yer ileşemiyorum çünkü yüzdelik dilimim tutmuyor, işte uymuyor vesaire. Ama şunu unutmayın, daha sınav sonuçları açıklanmadı. Bizler sizlerin yüzdelik dilimlerini bilmiyoruz. Ve yüzdelik dilim dediğimiz şey her sene mutlaka değişkenlik gösteren bir şey. Burada şöyle bir örnek verelim. 430 puanla 2019'da yüzde %7'lik dilimde olan bir öğrenci 2020 yılında yine aynı yani 430 puanla %3'lük dilimdeydi. Bakın arada oldukça fark var. Yani bu yıl ne olacağını bizler henüz bilmiyoruz. Muhtemelen sınavın zorluğundan dolayı yüzdelik dilimlerde yine değişkenlikler olacak. Ve belki de hayallerinizdeki o okula yerleşeceksiniz. O yüzden az önce de söylediğim gibi karamsarlığı bırakarak 30 Haziran'ı sakince bekleyelim ve sınav sonuçlarını görüp ondan sonra ona göre tercih döneminde hareket edelim. Bir diğer önemli konu ise lütfen bu yaz tatilinde ben bu sene çalışırken hangi hataları yaptım? Gerçekten doğru çalıştım mı? Yoksa şunu yapsam daha iyi olur muydu? Bunu bir gözden geçirmenizi istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi daha pek çok sınava gireceksiniz. Eğer ki bu dönem yaptığınız hataları bulursanız ve bunlardan ders çıkartırsanız gelecek yıllarda işiniz çok daha kolay olur. Yani şöyle diyelim işte ah vah demek yerine keşke demek yerine diyelim ki Türkçe'de 4 tane yanlış yaptınız. Eğer siz yıl içinde daha çok paragraf çözüp, daha çok kitap okusaydınız, aynı hataları yine yapar mıydınız? Ya da soruların altını tamamen çizmek yerine sadece önemli yerlerin altını çizseydiniz, o gereken yere gözden kaçırmayıp doğru yapabilir miydiniz? Lütfen bunları bir düşünün. Bunları bir tartın, bir analiz edin kendinizi ve böylece diğer sınavlarda işinizi çok daha kolaylaştırın. Haziran ayı boyunca yapmanız gereken bir diğer önemli şey ise okulları araştırmak. Şimdi artık netlerinizi hesapladınız. Birazcık böyle puan yüzdelik dilimlere baktınız. Tabi tekrar hatırlatıyorum bunlar değişecek ama kafanızda bir şeyler oturdu. Ben şu okula yerleşebilirim. Sanki şu okul olmaz gibi bir takım düşünceleri artık biraz daha net hale geldi diyebiliriz. O yüzden sizler de okulları lütfen araştırın. Yani tercihler başladı. İşte sonuçlar açıklandı. Rastgele Aa, bu benim istediğim yer olmuyormuş. O zaman ben rastgele şu okulu yazayım değil de işte spor spor faaliyetlerine bakın, sanat faaliyetlerine bakın, yıl içinde yaptıkları diğer etkinliklere bakın ve bence en önemlisi de o okulun mezun ettiği öğrenciler hangi üniversitelere ve hangi bölümlere yerleşiyor bunları inceleyebilirsiniz. Ki özellikle de aklınızda bir meslek grubu veya bir üniversite hayali varsa bunu yapmak sizler için çok daha doğru olacaktır. Bir bakıp bir gözden geçirip ona göre tercihlerinizi çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Birçoğunuz şu hatayı yapıyor. Sonuçlar açıklanıyor. Bizlere geliyorsunuz ve diyorsunuz ki Hocam beni bir okula yerleştir. Evet bizler sizleri bir okula yerleştirebiliyoruz ama bu gerçekten sizin hayalinize yakın mı? Evet istediğiniz olmayabilir ama en azından hayallerinize biraz daha yakın bir okul olması lazım. Burada da iş size düşüyor. Okulları araştırıp genel bir taslak çıkarttıktan sonra tercih döneminde zaten bizler yine sizlerin yanında olacağız ve birlikte tercihlerimizi çok güzel bir şekilde tamamlayacağız. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu yıl gerçekten çok yoruldunuz, çok çalıştınız çok emek harcadınız ve yıl içinde yapmak istediğiniz birçok şeyi de yapamadınız. Özellikle de sınav senelerinde yani 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine bizim karşılaştığımız bir sorun şu ki yıl içinde sürekli ders çalışmaya alıştığınız için o yaz tatilinde ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O yüzden bol bol gezin, dolaşın, işte yemek istediğiniz şeyleri yiyin, arkadaşlarınızla vakit geçirin, resimler yapın, müzikle ilgilenin hatta çok özlediğiniz bilgisayar oyunlarında tabii ki oynayın ama şurada küçük bir hatırlatma yapalım. Eğer ki vaktinizin çoğunu işte oyun oynayarak, uyuyarak geçirirseniz dönem başladığında yani artık 9. sınıf olduğunuzda bu alışkanlık devam edeceği için okul hayatı sizi biraz zorlayabilir. Burada biraz daha planlı ve günü doğru ayarlamakta tabii ki fayda var. Evet arkadaşlar bugün sizinle sınavınız kötü geçti. Bu yaz saatinde neler yapmalısınız bununla ilgili konuştuk. Tekrar hatırlatıyorum hiçbir şey henüz bitmedi. Sonuçlar açıklanmadı. Herkesin sınavı kötü geçti. Herkes zorlandı. Herkes yanlış yaptı. Herkes boş bıraktı. Tek değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Lütfen bunu düşünerek kaygılanmayın ve yaz tatilinizi çok güzel bir şekilde geçirin. Ayrıca sizlerin yaz tatili planları neler? Varsa planlarınız lütfen bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de bizzat takip edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.